günaydın arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, bugün farklı bir şey yapmayı planladım. Çünkü bu hafta tamamen Sinop'ta üniversite içerisinde sınav haftamız. Ve gezme ihtimalimiz hafta sonu da çok yorgun olacağım için çekim yapamayacağım. Bu nedenden dolayı ben de sizlere bir sınav haftası, bir akademisyen gözünden nasıl oluyor onu göstermek istedim. YouTube kanallarına baktığımda genelde öğrencilerin kendilerinin final haftalarında nasıl geçirdiklerini anlatmışlar. Ben ise bizim açımızdan nasıl geçirdiğimizi anlatmak istiyorum. Böyle bir fikir aldım kendi kendime. Umarım güzel olur bunun devamı da. Bu benim şu anda şöyle kısaca kendimi de anlatmak istiyorum. Ben yaklaşık olarak 12 yıldır üniversitede çalışıyorum. İşte fizik bölümündeyim ve doktorayı yaklaşık 3 yıl önce bitirdim. Hatta 4 yıla yaklaştı, öyle söyleyeyim. Bayağı da olmuş gerçekten. Ve hala araştırma görevlisi doktor olarak işime devam ediyorum. Ancak araştırma görevlisi olduğum için bizim sınav görevlerimiz oluyor mecburen. Yani hem koca deminde olamıyorsun, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda da doktor olduğum için de, yani doktorayı bitirdiğim için de ders verebiliyorum. Yani dönem içerisinde hem ders anlatıyorum, dönem sonlarında da diğer hocaların asistanlığını yapıyorum. Öyle ve o yüzden de benim yoğun geçiyor açıkçası. Ancak gezmeyi de çok sevdiğim için o aralara mutlaka gezmeyi serpiştiriyorum benim için. Çünkü terapi gibi oluyor. Bazen çok uzak yerlere gidemesem de güzel yerleri size göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu hafta da küçük bir noktayı daha anlatayım size. Ben Samsun'da yaşıyorum. Sinop'ta çalışıyorum. Samsun-Sinop arası yaklaşık ortalama 150 kilometre civarında. Ve bazen oluyor ki her gün git gel yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü iki tane küçük çocuğum var. Bazen de orada kalıyorum. Çok yoğun bir zaman geçiriyorsam orada kalıyorum. Mesela bu sınav dönemlerim sabahtan başlayıp akşama kadar devam ediyor çünkü. Çok yoğun bir şekilde ve çok yorgun oluyorum. O yüzden de bu haftayı tamamen orada geçirmem gerekiyor. Çocukları ne yaptım derseniz anneannelerinde kalacaklar bu süreçte. Biraz özleyeceğiz, bu kadar uzun açıkçası kalmadım. Yanımda getiriyordum ama bu sefer yani hem çok yoğun hem de yani gerçekten bir sıkışık bir dönemdeyim. Makale çalışmalarımızı da yapmamız gerekiyor aynı zamanda. Makale yazıyorum. Açıkçası yoğunum ama gezmeyi sevdiğim için de bu YouTube kanalını açmıştım. Şimdi üniversiteye doğru, yani Sinop'a doğru ilerliyorum. Şu anda yoldayım. Ve daha sonrasında size bir akademisyen ya da araştırma görevlisi ya da asistan, artık ne düşünüyorsanız, nasıl geçiyor sınav döneminde günleri, onu anlatmak istiyorum. Evet, görüşürüz o zaman. Devamı gelecek zaten.
4 sınav, öğleden sonra 4 tane daha sınav var. Şu anda çok acıktım. Bir yanıma aldığım şeyler vardı. Poğaça, simit gibi onları yiyeceğim. Çünkü çok fazla vaktim yok. Ondan sonrasında tekrar daha sınava koştura koştura. Böyle geçecek yani sanırım bir hafta boyunca. Şimdi kapatıyorum. Birazdan tekrar sınavda görüşürüz. Gibi. Akşam oldu ve bittim. Son şeyi bile çekemedim artık yani. Bundan sonra Erol'un kaldığım yerin manzarasını göstereyim. Evet, şimdi artık hazırlanıp hemen İşe gitmem lazım, yoksa geç kalacağım. Görüşürüz. Ufak bir makyaj. Normalde makyaj yapmayı yaparım, her zaman yaparım. Makyaj yapmayı sevmem. Yapmam gerektiği için ya, ya da ne bileyim, yapmam gerektiğini düşündüğüm için sadece yapıyorum. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite. That smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite. That smile's gonna be. İşte bu kadar. Hala gözlerim şişirmemiş ya. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Bugün de bakalım nasıl geçecek. Bugün tam 7 tane sınav var. Anlamak istiyorum. Herkes günü öğrenciler 1-2 sınava giriyor yani. Ben 7 tane sınav. Tamam, sınava girmiyorum, soru çözmüyorum ama sonuç olarak orada beklemek dünyanın en sıkıcı işlerinden birisi. Aslında hiç farkında değilsiniz. Hele bir de var ya ÖSYM sınavlarında. Ben nefret ettim, artık girmiyorum. Görev almıyorum onlarda. Hiç sevmiyorum çünkü. Evet. Yola çıktım artık. Saat 8.45. Saat 9.30'da sınav var. Bir odama geçeceğim önce. Bir filtre kahvemi yapayım, bir içeyim. Biraz daha kendime geleyim. Hala tam olarak gelmiş değilim. Çünkü ben kahve içmeden ayılamayanlardım. Sınavda önceden hiç trafik lambası yoktu. O nadir yerlerden birinden geçiyorum şu anda. Son zamanlarda birkaç tane yeri eklendi. Dün gece ve şu anda da bayağı serin bir rüzgar esiyor. O yüzden hatta üstüme sweatshirt giydim yani. Normal kısa koluyla duramadım. Sabah arabamın arkasını bir sürü araba park etmiş. Böyle arada küçük bir yer vardı. Oradan geçmek için bayağı bir manevra yaptım. Yaklaşık bir 10 dakika onunla uğraştım herhalde. Ama akşam koyarken ben dedim zaten, kesin dedim burası dolacak, arkama birileri gelirse eyvah falan dedim. Neyse, bana birazcık boşluk bırakmışlar Allah'tan, oradan geçebildim yani. Neyse, birazdan odaya geçince tekrar görüşürüz. Bu arada kafamın üstünü görünmüyor. Niye görünmüyor derseniz, benim arabanın içine koyduğum o işte tripod gibi bir şey, neyse artık ne deniyorsa ona, düşüyor sürekli aşağıya.
Bir de telefon da biraz ağır. Ağır olunca hiç tutmuyor. O yüzden en fazla bu kadar ayarlayabildim. Öncelikle senden başlamak istiyorum. Merhaba hocam, nasılsınız? Evet, kaçıncı sınıfsın? Üçüncü sınıf ama dördüncü sınıfın derslerini de alıyorum. Sen üçüncü sınıf mısın? Evet hocam. Ben seni hep dördüncü sınıf biliyorum. Öyle mi? Hocam kafasının yarısı çıkmıyor. Ay unutmuşum seni. O kadar şaşırdım. Ben de ilk sefer. Şimdi bu ekip üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf öğrencilerinde bir şey var. Bir enerji var. Bitmeyen bir enerji. İlk sizin sınıfınıza girdiğimden beri böyle bir şey var ama yani. Teşekkür ederiz. Özellikle Beril Su bu vlog çekimi için bana çok destek olacağını söyledim. Hiçbir şey yapmıyor. Yaparız aşk olsun, olur mu öyle şey? Evet, desteklerini bekliyorum. Şimdi neredeydi hiç uyumayan arkadaşımız? Hiç uyumadım hocam. Final haftasını ne yapıyorsun? Kısaca bir anlat bakalım. Hocam ne yapıyorum? Sabah geliyorum. 9.30'da hocalar sağ olsun sınav koyuyorlar. Biz burada sınavla giriyoruz, çıkıyoruz böyle. Sonradan gidiyoruz. Çalışma sistemi nasıl? Çalışma sistemi not çıkartıyorum bir hafta önceden. Sonra bunları yalayıp yutup ezberliyoruz. Bu şekilde. Evet. Bir de sınav zamanı kopya vermek için uğraşıyorlarmış. Yardımlaşıyoruz. Herkes çalışıyor. Birinin eksiğini diğeri kapatıyor. Şey böyle kopyanın masum hali yardımlaşmak. Evet hocam, sevaptır. Sevaptır. Hocam bizi de anmayın, lütfen de atmayın, ne olursun. Birazdan herkes yerlerine oturduğunu sanıyor ama sürekli yer değişecek. Kuş gibi seyrek ve canlı. Çakrak. Geçti elinde bir fişek. Edebiyatçı. Yalnızca oydu belki de, gönlü gönlümü yansıtan, gelip de derin gece bana şiirler yazanlar falan. Işık tutan. Hocam biz de aşağıda biraz önce sizin hakkınızda konuşuyorduk. Ne yani, anlattın Semen Bey? Sonunda size hastalık olduğunuza geleceğiz. Hastalık? Keşke bizi kaçtı ama. Kermesten bahsediyor, ben yoksa kermes. Kermes yapalım dedim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olun. Ay bunları kim yedi? Yiyebilirsin. Pembeli bir arkadaşımız. Bir şey böyle okuyor. Genç kız yanından sekerek kuş gibi şakrak ve canlı. Geçti elinden bir çiçek. Elimden değil, elimde. Benim şarkı yalnızca aydın belki de gönlü gönlümü yansıtan gelip de derin gecenin bir bakışla ışık tutan ne fayda geçti gençliğimden uçtu. Her neden tatlı ya. Hocam, en güzel şiir okuma yarışması gibi oldu bu da. Vay be. Tekerek. Kuş gibi şartlak ve canlı, geçti elinde bir çiçek, dilinde yeni bir şarkı. Yalnızca oydu belki de, gönlüme yansıtan. Gönlümü yansıtan. Bak böylece sınava da çalıştırıyorum sizi. Tabii. Gerisini bilmiyorum hocam, hesapladım 50'yi geçiyor diye bu kadar ötelerim. Ya, dereceye girecek olan sen değil miydin? Mazlum. Sen mi dereceye girmek istiyordun? İnşallah girelim. %10'da kaç kişi oluyor derecede? Ben 11. olmuşum, bir kişiden. Al. Ya. 11. mi olmuşsun? %11.
Beşinci sınavdan çıktıktan sonra bildiriyorum. Böyle bir yorgunluk, böyle bir uykusuzluk yok. Şu anda kaçıncı sınavım? Altıncı sınavıma gidiyorum. Sonra da yedi. Sonra da tek uyumak istiyorum. Odaya nasıl geleceğim, arabayı nasıl süreceğim onları bile düşünüyorum. Çok yoruldum. Aşağı tarafında hemen yolun altında da kamp alanı var. Aynı zamanda da böyle evler var burada ama sanırım önceliği DSİ çalışanlarına veriyorlar diye duydum. Hani nasıl gelinir, belki bir aracılığıyla gelinebilir mi? Hiçbir fikrim yok. Ama şu anda ben de ilk defa bu tarafa geliyorum. Çok güzel bir yere benziyor. Şu aşağıda da hemen plajı var zaten. Şimdi plaja doğru ilerliyorum. Hem burada bir şeyler yiyeceğim. Çok karnım acıktı. Hem de burayı da gezmiş olayım dedim. Da herhalde yazın büfe falan açılıyormuş bakalım. Kum tepeciği oluşmuş. Şurada masalar ama ben şöyle bir aşağıya bakayım. Burada da şimdi iskeleye geldim. İskelede hiçbir şey yok. Oturdum direkt yere. Ve çok acıktım. Yemek yiyeceğim. Bugün sanırım sabah 2 dilim kek yedim. Öğlen gibi bir acıktım. Bisküvi aldım yedim. Öyle ya, saçma sapan bir şekilde karnım doyurdu. Normalde hiç sevmem ben zaten tatlıyla beslenmeyi. Şu anda tuzlulara geçiş yapabilirim. Burada kesiyorum. Yediklerimi size göstereceğim. Çünkü bir canavar gibi yiyebilirim. O kadar açım. Fazla uyudum. Hatta o kadar çok uyudum ki sınav 11'deydi. Ona zor yetiştim. O yüzden direkt geçtim sınava. Şimdi odayı ancak geçiyorum. Ah, ama çok iyi dinlendim bugün sonunda yani. Bugün ve 5 tane sınavım var. Yani az sayılıyor diğerlerinin yanında. O yüzden daha rahat geçecek inşallah. Evet, bugün 4. sınav. Tuğba Hoca artık ölmüş durumda. Artık çekmiyorum ben. Tuğba Hoca'ya kopya yakalama teknikleri öğretiyoruz. Evet. Gizli teknikleri bana öğretmen çünkü kopya çekmeden okul bitmez. Ama biz kopya çekmeyen öğrencilerdeniz işte. Kopya çekenleri Allah görüyor. Öğrenci bu kadar yazı yazmaz. Bu Kadriye, sınıfı zekilerinden. Hay hay, İstanbul'da arkadaşım. Valla herkes de zeki, herkes etrafına bakın ya, anlamadım ben bu sınavı. Yardımlaşıyorlar. Bu Hande sınıfın inek görünümü. Asla çalışmaya. Ama çalış. Şey olur ya, bir de öyle öğrenci tipi vardı. Ben hiç çalışmadım ama 100 aldım. Ben işte. Kim o? Ben. Ay çok gıcık olurum ben. Ben çalıştım da aldım derim hep. Çalışmadan niye yüz alırsın ki arkadaşım? Gizli gizli mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun derim.
başı kesik bir video. Kaldıramıyorum çünkü bu şeyi. Beni görüyor musunuz? Şöyle idare edin işte. Evet. Şimdi burada neresi? Hastane var. Bir tane devlet hastanesi var. Ama şu anda yeni yaptıkları yer çok güzel. Yani büyük bir hastane yapmışlar. Onun arkasında böyle restoran, işte lokanta tarzı yerler var. Böyle çok büyük bir şeyler beklemeyin. İnsanlar karınlarını doyursunlar diye. Şimdi oraya gideceğim. Bakacağım bir şeyler var mı, yok mu? Neler var, neler yok. Ondan sonra eğer ki şey kalmamışsa bu saate markete gideceğim. Bir ekmek alacağım. Artık odama şey götürmüştüm. Domates almıştım. Ekmek arası domates yapıp yiyebilirim artık. Ne yapayım? Ne yapalım? Merkeze gitmem gerekiyor diğer türlü. Oraya da gitmeyi hiç gözüm almıyor. Çok yoruldum. Direkt yani hatta böyle ayaklarımı uzatmak istiyorum. Böyle bir şeyler izlemek istiyorum. Ya da müzik dinlemek istiyorum. Bir şeyler yani yapmak istiyorum. Günaydın. 4. günden bildiriyorum. Yorgunum. Uykum var. Ve bugün 7 tane sınav var. Bugün hiç check-in bile dördünü yapmadım. Çünkü o kadar yorgundum ki ona bile halim yoktu. 5, evet. Sabah saat 9'da, 10'da, 11'de, 12'de ve 1'de olmak üzere toplam 5 tane sınava girdim peş peşe. O aralıkta sadece bir simit, bir çay yiyip içebildim. Ondan sonrasında odaya geldim, bir şeyler atıştırdım. Biraz dinlendim, bir kahve içtim. Şimdi tekrar sınava gidiyorum. 2 tane daha sınav var. Günaydın arkadaşlar. Evet, bugün son gün. Sınavlarımı bitiriyorum. Böyle aslında bir dahaki hafta da sınavlar devam edecek ama benim görev aldığım sınavlar bitmiş oluyor. En azından bu yükten kurtulmuş olacağım. O yüzden bugün dönüş yapıyorum artık Samsun'a, yani evime. Bu 4-5 gün boyunca burada kaldım. Yani DSE'nin sosyal tesislerine kaldım. Gerçekten de memnun oldum. Tek nasıl diyebilirim, mesela akşamları çay yoktu, açık değil yani oralar. Sadece güvenlik görevlisi var. Güvenlik görevlisinden çay alabiliyorsunuz. Onun haricinde isterseniz yanınıza mesela kettle getirebilirmişim. Kettle bir termosla poşet çayı attığımda gayet güzel bir çay olabilirmiş. Onun haricinde de gayet memnunum, dediğim gibi. Manzarası çok güzel zaten, size birkaç defa gösterdim manzarayı. Evet, artık ayrılıyorum. Hazırlık yapmam lazım. Daha hiçbir şey hazırlamadım. Oradan okula geçeceğim. Sınavlar var hala. Sınavları bitirdikten sonra da yola çıkacağım ve Samsun'a döneceğim. Bugün yine yoğun bir gündeyim ama Samsun'a döneceğim için de çok mutluyum. Aha! Amaru! Make it fire! Yeah! Me no understand why you not here with me. Let me take it over for you, girl. You been out searching, searching. In the wrong place. On your mind, only place that I wanna be. You define what true beauty is all the way. So
divine. God must took a long time to make you. Yeah, I know that you've been here before. It's different this time. You have me on your side. I'm right here, right now. Follow me. Follow me. I go show you the way. Gidiyoruz. Sınavdan çıktık. Evet, sınavdan çıktık. Şu an çay içmeye gidiyoruz. Ben çay sevmiyorum. O da kahve içer. Dedikodu yapıyorlar. Ama şu şey değil. Adını çekmiyor. Tamam. Ben... Beni kim çekecek? Bu gelmiyor kahve içmeye bizde. Bu da gelmiyor. Bunun arkasına müzik eklemeniz gerekecek. Horon çekiyorlar çünkü. Canımı tehlikeye atıyorum sizin için. Araba geliyor. Sizin için canımı tehlikeye atıp geri geri yürüyorum. Evet arkadaşlar, bu kanalıma hoş geldiniz. Yani hocam şuraya tavuk gibi ya yayılabiliriz yani. Şöyle yapsaydık keşke. Neresi? Çeksene şarkı söyleyeceğim. Şarkı söyleyecek çok sever. Şarkı söylemeyi. Ahmet Yeğen sahip. Kime güvenecek? Herkes sahip. Ballı ballı. Yengeniz heyecanlı. Arkadaşlar bugün kaçıncı sınav? Esra da izlesin. Hiç sekmedik. Çok güzel devam ettik. Bakalım artık. Sekti yanımdan geçiyor. Evet. Burası fizik fakültemiz değil ama MEO kantindeyiz şu anda. Benim sizlerim. İşte böyle bir kantin. Ne konuşuyorsunuz ya derdimden beri? Kantini niye daha güzel? Daha mı güzel? Evet, post cihazı olmadığı için şu an bütün zenginleri dışarı attılar. Post cihazımız yok. Ne oldu şimdi giremedik. Burs vermek isteyen. Şuradan kendimizi çekelim. Bu vlogu izleyip bana burs vermek isteyen. Hadi verirsin. Şey Can burayı buradan çekiyorum şu an kendimi. Hadi selfie yapalım. Çok izlenecek. Şu an fotoğraf çekiyorum. 1 milyonun üstünde izlenecek. Ben yazıyorum. Ben size şimdi patlayan şarkıları atacağım. Evet. Herkes izlesin sonuna kadar. Blok önemli. Hep bunları çekmeyeceğim tabii ki de. Kendim çekeceğim. Sordum. Kızı diyor ki. Tamam. Gelmesen de olur. Neyi? Bilmem belki çekerim. Arkadaşlar abone olalım. Abone. Burs vermek isteyenler bana ulaşabilir. Benim de bursum yok. Bunun bursu var. Buna değil bana lütfen. Burs olmayan benim. Neredesiniz? Arkadaşlar ben çekerim seni. Bizim arka plan. Kameraman. Yönetmen. Evet, hayırlı bir arkadaşımın gözünü bana verdi. Sen ne demek istiyorsun? Hocam güzeldi. İlk sekmeden geldik. 6 sınavdır. 6 sınavı mı girdin ya? Evet. Ben çok daha fazlaymış gibi hocam, geldi. Sen hocam. Negro. Bir oda ilk defa bu kadar kalabalık. Gerçekten mi? Evet. Hocam, geliyorlar da bu kadar kalabalık yani en fazla 2-3 kişi birden gelirse geliyorlardı. Odayı.
Adaya veda eden ilk isim Beris Türk Yılmaz'ı. Adayım. Ben değilim. Adam nedir? Ben değilim. Ben yemek yerken çekmiyorum. Yemeğiniz yemiş ama. Gömdüler. Nasıl kalori. Biz diyetteyiz. Biz diyetteyiz. Biz diyetteyiz arkadaşlar. Sonrasını görmeyin ama. Hocam. Gerçi Nimet az önce 5 litre çiçeği yedi. Yani. Ama çok güzel. Hocam damacana yok mu? Bir rahat bıraksana şöyle bir rahat rahat bir yesek